Aa, şimdi sen Esat'tan gidiyor mu? Esat'tan gidiyorum Mühteber. Yoksa sizin yaptığınız ayıbı başka türlü nasıl telafi edebilirim ki ne? He, yani sadece ondan sebep gidiyorsun öyle mi? Orası seni ilgilendirmez Asiye. Ceketimi rica edeyim. Bayağı da yakışıklı bir adammışım ben be. Ha, yakışıklısın. Biz de seni kendi elimize hazırlıyoruz o kadın için. Allah'tan reva mıdır ya? Ya sizin yaptıklarınız Allah'tan reva mıdır? Tuttunuz benim adımı zorbaya çıkardınız ya. Herkes bana nasıl bakıyor kimse bilmiyor. Bu yaptıklarım az bile. Giydireyim o. Giydirme. Bugün makosenlerimle gidiyorum. Parfümümü getir. Ne gerek vardır ki ne? Sana sormadım Mühteber. Parfümümü getir ve sık. Şey, bir çay içip gelin bari, tamam mı? Çok oyalanmayın ha. Ya şu aynayı doğru dürüst tutsana Ayşe. Kendimi göremiyorum, tarayamıyorum. Yok, resmen işkence ediyorsun bize. Gözümün içine baka baka süsleniyor. Sizi buraya ben mi çağırdım cine? Geldiniz geldiniz başıma üşüştünüz. De haydi gidin de ben de rahat rahat bir hazırlanayım canım. Şapta. Aa, iki kişilik rezervasyonunuz hazır. İki kişilik rezervasyon mu? Oğlum ben ne dedim sana? İki kişi değil, dükkanı kapat, lokantayı kapat. Sadece Asude Hanım ve ben. Emredersin ağam. Evet. Nasıl? Güzel oldum ama değil mi? Güzel de lan mı? Bir içim su oldum vallahi. Ağam! Sen kendin hiç utanmıyor mu elin karınlarıyla restoranta neyin gidiyor ki ne? Siz hiç utanmıyor musunuz benim arkamdan dolaplar çevirmeye? Gözlük. He. Gözlük. Ve lakin bugün hiçbir şey benim canımı sıkamaz biliyor musunuz? Daha iyi. Sen bizim cesedimizi çiğnemeden şuradan şuraya gidemezsin. Sen bu yarışta yoksun ki ne Asiye? Çekil. Ağam. Çekil. Ağam, vallahi biz seni bir yerlere bırakmayık ha. Sizler benim için artık yürüyen meftalarsınız. De haydi bana müsaade, çok işim yüküm var. De haydi. Karılar. Vallahi kendinizi hazırlayın. Dördüncü geliyor ha. Böyle orada da aşiretler var. Tabii tabii. Aa, babam gidiyor. Nereye? Lan. Aha. Baba. Baba demeyin bana. Sizin babanız babanız yok artık. Siz hepiniz hainsiniz. Hepiniz işbirlikçisiniz. Baba, eğer sen bu konağın ağasıysan gel konağın başına... Apır sapır konuşup durma lan. Gevezelik etme. Sizinle hesabımı daha sonra göreceğim. Tek tek. Şimdi çok önemli bir randevum var. Ona gitmek mecburiyetindeyim. Yaladım. Hah. Tamam. Buraya kadarmış. Bitti. Babam artık 60 sene güvenmez bize. Ya biz hatayı en başında yaptık. Anamların aklına hiç uymayacaktık. Hakikat ya. Niye yaptık biz böyle bir şey? Ya babama yapılmayacak 9 kusurlu hareketten en kusurlusunu yaptık. Arkadan çift aldık adamcağıza ya. Bu zamana kadar anamların kazanıp babamın kaybettiği nerede görülmüş? Hakikat ya. Ya hadi ben kaç zamandır uzaklardaydım. Acemiliğime geldi. De. Size ne oluyor? Siz nasıl böyle bir hata yaptınız? Yazıklar olsun. Benim kardeşim, biz sana gösterelim nasıl bir hata yaptığımızı. Baba! Yakala! Tut! Bak nasıl yapacağız hatayı? Gel! Gel, geliyor hata. Baba ya, baba. Dünürüm benim. Şirin, kısa bir şey soracağım. Kızım ya, sen ne yapayım da bütün bu erkekleri peşinden koşturayım ya? Ya hala ne diyorsun ya? Biz bu konuyu halletmemiş miydik seninle?
Kızım hallettik, hallettik. Ya ben kızdığım için sormayayım ki. Merak ettiğim için sorayım. Hala azıcık ipucu versen ne olur sanki? Hala ben kimseyi peşimden koşturmuyorum. He he, ben de yedim. Kız peşinden koşan erkekleri böyle sıraya düşsek dünyayı turlarlar vallahi. Daha bir de koşturmayayım diye ya. Söyle işte, nasıl işbirleri cilveler yapayım adamlara böyle kendini nasıl aşık edeyim? Nasıl hala da? Haydi kızım. Ne oluyor kız? Abla, bak çekil çok fena olacak ha! Ne olacak kız? Ha? Söyle bana! Çekilmezsem ne olacak? Ha? Ne olacak? Anne bir durun artık ya! Türkmen abla! Bak kaçıl aramızdan ha! Kaçılmayayım! Yüreğiniz iyiyse gelin! Gelin! Geçsene sakın! Türkmen abla, bak arada kalacaksın ha! Sizden korkan sizin gibi olsun aşağı! Türkmen abla! İlk kurşunu sen söktün! Benden günah gitti Allah Allah! Bana kaç! Yenge, iyi misin? İyiyim herhalde. Kız, kız! Yakalayayım! Sarıyorum! Bak, 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 bak! Şu taraftan kaç hemen! Hadi! Sana oraya girme dediydik değil mi? Utanmıyorsunuz değil mi? Koca koca karılar bile olduk. Ben üstüme çıkıyorum. Bırak! 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 Ya ne oluyor burada? Kaza kaldırıyor oğlum. Baş kaldırdık. İsyan başlattık biz oğlum, isyan. Ya anacığım bıraksanız adamı. Bırakamayız, bırakmayacağız. Ha önce o başlatmıştır. Ya saçmalamayın, al şunu bırak, bırak, bırak. Bırak vurma. Gel buraya. Ne yapıyorsunuz ya? Bana karşı isyan ha. Bana karşı savaş ha. Ben size gösteririm savaşı. Lan tut, isyan. Tut lan. Savaş açma! Hala sen de bir dursana ya! Ya olay sizin gününüz yok mu sizin? Nereye de senin o siyan karın ha? Anacığım bir sakin olur musun lütfen? Ya zaman birbirinize düşürecek zaman değil. Zaman birlik olma zaman. Aklınızı başınıza toplayın ya. Ya hakikaten ya bir iki dakika rahat durun ya, rahat durun. Hadi halacığım gel, sen de rahat dur. Gel içeri. Ya hala gel, gel. Gel bak ne göstereceğim. Gel. De hadi benim anam. Hadi benim analarım hadi. Hadi. Hadi ana, hadi ana, hadi. Lütfen, hadi. Ya! Ana! Ya! Sakin, sakin. Gel, gel hadi, gel. Soldan, soldan. Sakinleştiler mi acaba? Cemil! Acemil! Bırak! Ah bırak! Ana yenge! Sen ne ara çıktın? Ya çıktım işte. Sen bana Hazar çağır. Ama bak kimse bir şey söyleme, tamam mı? Tamam Bela yenge, söyleme. Bana bak sakın, kimse bir şey duymasın. Tamam Bela yenge, hemen çağırıyorum. Hadi git git. Gel.
veremedim. Alaska'ya mı gitsek acaba? 8.000 kilometre. Tayland'da 10.000 kilometre. 2.000 kilometre var. Haydi diyelim 3.000. Olabilir yani. Dur bakalım kocacığıma da bir sorayım ben, tamam. Türk Hanım, geçin şöyle lütfen. Ortalık sakinleşinceye kadar burada kalmanızda fayda var. Ne sakinleşeceğim ya? Görmüyor musun, hepsi bir odada benim üstüme şunlandılar. Tamam efendim, ama sakin olmakta fayda var. Yani her gün yüz yüze bakıyorsunuz en nihayetinde. Bakmasınlar, bakmasınlar efendim, benim yüzüme bakmasınlar. Benim dediğim olarak gelin benim yüzüme bakın diye. Ama onlar bakarlar çünkü onlar var ya onlar. Onlar yüzsüzler ama gururlar. Onlar gururlar, benim var ya ben onlara. Analarından emdiği sütü burunlarından getireceğim fitil fitil. Tamam yahu, aha biraz sakin ol ama Türkmencim, rica edeceğim yani. Ya ortalık zaten yeterince karışık. Bir de siz yangına körükle gitmeyin. Yansın! Yansın efendim, yansın, bitsin, kuru olsun ya. İncelediği yerden kopsun. Biladan dönene kaşığı kırılsın. Hayatım, sen de bir şey söyler misin lütfen? Dur, işim var bir dakika ya. Yahu ne kadar rahatsın ya. Konakta yer yerinden oynuyor. Sen burada oturmuş sakin sakin. Oh, işim var diyorsun, maşallah yani sana. Konakta her zaman yer yerinden oynuyor. Hiç yerinde durmuyor ki. Hayatım, silahları da mı duymadın? Patladı mı öyle? Duydum, ne var bunda? Her zaman patlıyor bu silahlar. Acaba hangi gelin kendini vuramadı maşallah? Ya siz sohbeti bırakın da Allah aşkına. O Bella kendini damdan aşağı attı. Bir yere kırılmasın kızım maazallah ya. Ne? Bella damdan patladı? Camilla, koş çabuk, Bella damdan atlamış ya. Yok bir şey olmaz ya. Ben ona 12,5 yıl jimnastik dersi aldırdım. Ben lastik gibi kızdır o maşallah. Hı. İyi o zaman. Bundan sonra da bari yakın dövüş dersi aldıralım. Yani her zaman atlayabileceği bir dam bulamayabilir senin lastik kız. Bana bak, ona çelik yelek mi alsak? Burada herkes silah kullanıyor. Kimin kimi vuracağı hiç belli olmaz maşallah. Ne biçim aile bunlar arkadaş ya? Yok arkadaş yok. Vallahi eğitim şart. Ne biçim konak yahu? Sürekli bir şey oluyor. Eğitim şart. Bella, karıcığım. Bella. Buradayım aşkım, buradayım. Buradayım, buradayım aşkım. Aşkım, iyi misin? Şirinlikten atladığını söyledi. Bir yerinde bir şey oldu mu? Yok, yok aşkım, iyiyim, iyiyim. Yani şimdilik. Ya Hazar, bu konakta benim can güvenim yok. Sen hemen git, bir çanta hazırla. Hayır Bella, böyle kaçarak olmaz. Sana bunu kim yaptıysa ondan bunun hesabını soracağım. Hayır, öyle olmaz. Hazar, sen onlarla benim yüzümden kötü olunca benden daha çok nefret edecekler. Ya benim onlara artık haddini bildirmem gerekiyor. Onlar bu işin tadını iyice kaçırdılar hayatım. Aşkım bak, beni dinle, gel. Eline ver. Aşkım, bak. Biraz gidelim, biraz uzaklaşalım buradan. Her şey çok daha güzel olacak. Güven bana. Tamam mı? Hadi git şimdi. Bulduğun her şeyi çanta koy, öyle gel. Ben seni burada bekliyorum, tamam mı? Tamam hayatım. Ben hemen geliyorum. Bekle, tamam mı? Al. Aşkım, karar verdin mi? Nereye gidelim? Tarsus'a gidelim aşkım. Çok uzaklaşmayalım. Ya aşkım, ben sana dünya haritasından yer beğen diyorum. Sen daha Çukurova'dan çıkamıyorsun. Ya ne olur ne olmaz aşkım. Çok uzak bir yere gitmek istemiyorum. Peki aşkım. Yani sonuçta konaktan çıkmış olman da büyük bir adım. Papitom, Papitom arıyor. Efendim Papitom. Ha, alo kızım. Nasılsın, iyi misin? Çok merak ettik. Neredesin? Annenle yanına geleceğiz. İyiyim Papitom, iyiyim. Biz Hazar'la yoldayız şimdi. Birkaç günlüğüne tatile gidiyoruz. Oh, iyi, tamam tamam. İyi etmişsiniz kızım. Nereye gidiyorsunuz peki? Biz ne? Şey, kafa nereye? Biz oraya Papitocuğum. Şimdilik bilmiyoruz. Ay çok yaşasın. Tamam bakalım kızım. Hadi o zaman size eğlenceler diliyorum. Ha Papitom, unutmadan söyleyeyim. Bence siz de konaktan uzaklaşın. Bizi bulamayınca sinirlerini sizden çıkarabilirler. Annemle birlikte siz de birkaç günlüğüne bir yerlere gidin istersiniz, tamam mı? Öpüyorum, kapatıyorum. Güzel yalandı. Camilla, hadi topla valizi, gidiyoruz. Ne? Gerçekten mi? Kurtulduk mu buradan? Ya
Yani tam kurtulduk denemez. Bak Bella Hazar'la tatile gitmiş. Biz de biraz uzaklaşalım buradan hadi. Ne demek tatile gitmiş? Fırsat bu fırsat kaçmamış mı buradan? Ay kızı damdan attılar. Yine de kaçmıyor bu konaktan ya. Ya Kamilacığım bırak şimdi bunları ya. Konaktaki isyan daha da büyümeden buradan uzaklaşmamız gerekiyor. Hadi hadi topla şu valizi kaçalım hadi. Neyse ya buna da şükür. Hiç değilse birkaç gün buradaki ilkellerden uzak kalacağız. Nerede valiz? Köşeye kaldırmıştım bak. Tamam. Hadi, hadi çabuk. Alaska. Alaska uzak ya. Yakın bir yer. Bu civarda. Kamil'cim ne iyi düşündün kocacığım. Ay ruhumuz açılacak vallahi. 5 tane bikini aldım, 10 tane de mayo aldım. Havuza gireriz. Kamila! Kamila bacı, niye böyle toplandınız? Nereye gidiyorsunuz? Yoksa bizi terk mi ediyorsunuz? Yok be. Keşke sizi terk etsek. Nerede o günler? Ya biz ortalık biraz yatışana kadar kocacığımla gezip tozup geleceğiz. Kamil bacı, ay Kamil abi ne diyor ya bu karı? Beni bu isyankar karılarla burada bırakmayacaksınız değil mi? Olmaz, olmaz kabul ettim. Beni de götürün. Bırak! Bırak kocamı ya. Abim bitti, sen mi başladın? Ne istiyorsunuz benim kocamdan ya? Yürü Kamilciğim, yürü gidelim. Baba Kamil'e bacı, ben var ya, ben o kadar iyi bir insanım ki... ...ben sırf sizin kızınızı kurtarabilmek için kendimi aç kurtların önüne attım. Beni bırakıp gitmeyeceksiniz değil mi Kamil'e bacım? Efendim haklısınız ama bizim de bu evde can güvenliğimiz kalmadı efendim, olman yani. Sen hepsini haklarsın Türkmen, haydi bırak. Kolumu sıktın kolumu ya, bırak. Taksim etmiyor bizi, bırak. Olmaz, olmaz. Kabul etmeyeyim. Beni de götüreceksiniz. Ya saçmalama. Taksi bekliyor dedim. Türkmen Hanım, bence siz biraz abartıyorsunuz. Yani en nihayetinde siz onların görümcesisiniz yahu. Onlar var ya, onlar gorumca morumca dinlemezler. Adamı böyle çiğ çiğ yerler, etler mi beni var ya böyle lime lime derler. Onlar sen bilmeyin. Hele Ayşe var ya, Ayşe kesin yer beni. Bırak! Bırak be! Bırak dedim sana. Haydi sen halledersin onları dedim. Taksi bekliyor. Yürü kocacığım. Durun! Dur, durun gitmeyin. Türkmen, bilerek kuvvet, bilerek kuvvet. Hadi bay bay. Gitmeyin. Gitmeyin Kamila, gitmeyin. Gittiler ya la. Allah'ım, sen büyüksün. Ben şimdi bu konakta kime sığınacağım? Ya Rabbim. Besasın. Abi! Babam, nasılsın? Bir daha vereyim mi coşkuyu? Bak veriyorum. 1, 2, 3. Abi! Abi! Ne yapıyorsun la babama? Dur kapatayım bir dakika. Ya tedavi ediyorum, tedavi. Bana bak, biraz sonra burada göreceklerini sakın tek başına evde denemiyorsun, tamam mı? Bu benim uzmanlık alanım. Sadece ben yapabilirim. Heh. Ne diyorsun sen ya? Hiçbir şey anlamadım. Sen ne dedin ki babama? Yahu babamın beynindeki uyuyan nöronlarını uyandırıyorum. Ya apır sapır konuşmasana be adam. Senin beynindeki uyuyan nöronları kim uyandıracak acaba? Ya benim sorunum başka. Benim beyin hücrelerim biraz fazla uyanık. Acık uyumaları lazım, hepsi o. Ya insana hiç canlı canlı cereyan verilir mi? Sen kafayı mı yedin? Evet, biraz saçma bir soru oldu. Elektroşok çok eski bir tedavi yöntemi Türkmen. Anlamadığın şeylere burnunu sokma. Ya abi, babamın zaten bir sokum canı var. Adamı öldüreceksin mi ya? Ya bu dozda ölmez, bir şey olmaz, merak etme. Vallahi mi lan? He. Abi, o zaman hazır elini kana bulamışken Ayşe, elin değmişken kapıdan içeriye yengilerimden biri, hangi birisi yani böyle girirse... ...onlara da aynı yöntemi uygulayabilir misin? Ne oldu gene? Sorma abi ya. Bağa karşı isyan başlattılar. Kellelerini almak farz oldu. Ya tamam da sana karşı isyan başlatmışlar. Beni niye karıştırıyorsun ya? Allah Allah. Ne yapayım ya? Ben de elimi kana bulayım. Bu genç yaşlarına gideyim, mapuslamlarına mı çürüyeyim ben? Akıllım. Hem senin ceza ehliyetin yok ki. Sağ bir şey olmaz. Deget, deliliğimi,
istismar ettirme. Neyse, bak bir daha başlıyorum. Bir, iki, üç, hop. Heh. Aha. Gözleri açıldı. Açıldı da gözünün feri gitmiş. Ölü balık gibi bakıyor lan adama. Demek ki doğru yoldayım. Tekrar veriyorum. Bir, iki, hop. Tövbe bismillah. Of of, çok canım sıkılıyor. Anam şöyle bir soğanlı yumurtaya geçer. En olmadı bir kıymalı kavurma falan. Öyle deme benim karım. Biliyorsun anam ağzına lokma koymuyor. Ya siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Ha? Geçin. Bana zaten felak vurmuş bir de siz vurun bakalım. Aman da hemen de küsermiş. Küsme kız takılıyoruz öyle. Takılma. Dokanma. Möhtebeli abla Ayşe. Ha şu başımıza çör eklenen bela gelonu gördünüz mü? Nereye dur? He aman kim bilir hangi deliğe saklanmıştır şimdi ha? Ha o korkuyla birkaç gün daha çıkamaz o delikten. Yok anam bence saklanmadılar. Hazır ağam geldi, valizleri topladı ve gitti yani. Kız Afet, ne diyorsun? Anam Temel'le mi gitti yoksa o bela gelin? Vallahi çevezlemeyiz Nasiye ana. Belo hayatta Temel'le gitmez. Yakında gelir. Ya siz bırakın Belo'yu Melo'yu şimdi ya. Vallahi Allah. Babam gelince bize ne yapacak bir onu düşünün önce. Doğru diyorsun abi. Ne yapsak biz de Hazar gibi kaçsak mı acaba? Ne? Olur mu oğlum öyle bir şey? Hayatta olmaz. Kaçarsak suçumuzu kabul etmiş oluruz. Biz ne yapacağız? Dayanacağız. Sonuna kadar dayanacağız. E dayanacağız da ne olacak? Affedecek mi? Oğlum sonuçta biz evlatlarıyız değil mi? Yani bizi eli mahkum affedecek de bu karıları bilen değil. Bak hele sen. Ha siz evlatlarısınız da biz neciyiz ki ne? Biz de karılarıyız, karıları. El mahkum affedecek bizi de elbet. Vallahi biz onun karıları değil, dış kapının dış mandalı bile değiliz. Biz onun dış cebinin dış düğmesi bile değiliz. Biz onun hiçbir şeyi değiliz. Hayır Ayşe'cim. Hayır tarla faresi su. Pes etmeyeceğiz. Vazgeçmeyeceğiz. Yenilgiyi kabul etmeyeceğiz. Vallahi sen etsen de etmesen de durum ortada Asiye'cim. Ağam şu anda Asude karısıyla baş başa beraber kim bilir ne halklar yiyor. Biz de Kamila'nın sözüne uyduk. Burada el üstünde oturuyoruz maşallah.